Evet, sizlere bir soru. Bu soruyu doğru cevaplayana bir adet Antifight Fight Club tişörtü hediye edeceğim. Sizce dövüşçüler ağırlık çalışmalı mıdır? Hadi bakalım yorumlara. Belki bilmeden Jesus hareketi yapıyor bana. Jesus değil, Keşören'de popüler bir hareket. Hayır ya. Keşören'de barketler popülerdir. Hey bedel! Gel buraya, buraya gel. Birçok branşta olduğu gibi biz... Birader şimdi şamarı yiyeceksin ama geç hadi. Şamar yiyecek de kameralar var. Bam bam yukarıdan diz, ön diz. Evet. Az daha yavaş, hayvan. Bırakayım mı? Bırakın hocam, bırakın. Şimdi. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah şu anda saat 8. Sabah antrenmanıyla başlıyoruz. Torbaya kadar düz, torbadan sonra geri geri. Bugün çift antrenman yapacağız. Çok soru geliyor. Hocam haftada kaç gün antrenman yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz diye. Şu anda 8'de bir antrenman yapacağız. Akşam büyük ihtimalle 6-7 gibi de ikinci antrenmanımızı yapacağız. Atıl kurt! Nerede? Boks yapacağız 1 dakika, 2. dakika sadece tekme yapacağız, 3. dakika karışık yapacağız. Sonra bunu bir 2 round yapacağız ama yine dediğim gibi şartlı gölge boksu yapacağız. Sadece ilk 1 dakika sadece direkt boks istiyorum. Az eğer time. Gövde yüzü at, haydi gül. Heh. Düz. Sadece direkt dedim, herkes kroşeyle aparkatla başladı. Yani niye dinlemiyorsunuz ki? Ezbere çünkü yapıyorsunuz. Evet, gölge boksuyla başladık ama daha çok şartlı gölge boksu yapıyoruz. 3 dakika içinde birer dakikaya biliyorum. İlk 1 dakika sadece direkt yumruklarla boks yaptırıyorum. 2. dakika sadece tekme. 3. dakikada ikisini karışık yaptırıyorum. Diğer gölgede de farklı şartlar vereceğim. Birazdan göreceğiz. Bir daha. Bir daha. Evet, karışık. Sonunda 2'ye girdik. Boksla tekmeyi birleştirdik şu anda. Sol direk, sol kroşe, sol diz, sol tip, sol blok. Sadece sol kısmını. İster düz gardtan atın, ister tersten. Anlaşıldı. Sadece sol uzunluğunu kullanıyorsun. İnşallah anlamışsınızdır. Hazır. Time. Ters karda dalmayı unutmayın. Dirsekle atabilirsiniz, muayeteye girecekler. Sadece sağ yumruk, sağ tekme, sağ diz, sağ dirsek, sağ blok. Full karışık. Şimdi 3 dakikalık gölge boksunun 1. ve 2. dakikasına şart veriyorum. 3. dakikaya yani 2'den sonra son dakikaya girdiğimde hep full karışık yaptırıyorum. Şimdiki şartım boks dirsek. Hazır. Time. Evet, şimdi 2. dakikadaki şartım blok. Blok ya da limbek yapıyorsun. Evet, ilk blok yapıyorsun Aydagül. Tamam mı? Blok yap.
Sonra gidişini yapıyorsun neyse. İleri doğru ama. Yeterli. 2 dakika bir serbest açma gelme yap. Daha sonra clinch yapacağız. Kickboksör Muay Thai maçı ard arda. Bugün biraz clinch çalışacağız. Çift antrenman yapacağımız için bir günlük sabah itmanında daha çok model ağırlıklı, teknik ağırlıklı çalışacağız. Akşam çünkü yoracağım. Gündüz dinlenecekler, ikinci antrenmana gelecekler. Clinch yapıyoruz. Boyunu bir ısıtalım arkadaşlar. Bir sen giriyorsun, bir o giriyor. Hazır. Ortadan Tay. Gövdeye kaç, ileri stepli şekilde. Bump, gel, değdi, aşağı. Yukarı. Dinlen. Ve 30 saniye. Şimdi az daha bu ısındırmaya karışık giriyorsun. Bir gösterir misin? Evet. Evet. Bunu bir dakika yapacağız. İkinci dakika yavaş yavaş diz ekleyeceğiz. Tamam. Hazır. Tay. İçeri giren pozisyon aldım, kesin gibi diz vursun. Sürekli el içe dışarı el pozisyon aldı mı dışlar olsa dizini vur. İçeri giriyorsun, kolları gövdeleri çekiştiriyorsun. Pazudan, kalçadan. Yavaşça müsaade bak. Kollar eller pazıda çekiştiriyor. Hop. Evet, bu şekilde. Anlaşıldı mı? Kendini çekiyorsun, itekliyorsun sürekli. Manevralar yaparken ayakları kullanıyorsun. Acele etmiyorsun. Evet, hazır. Tay. Belki bilmeden Jesus hareketi yapıyor bana. Evet. Jesus de Keşören'de popüler bir hareket. Hayır ya, Jesus Keşören'de popüler hareket. Keşören'de bu hareketler popülerdir. Diz ekle. Karışık clinch istiyorum. Diz de var. Anlaşıldı. Bu çalıştıklarımızı harmanlayın. Sadece ortadan almayacaksın. Kolları da itip çekeceksin. Evet, hazır. 2 dakika yapacağız. Time. Üç round daha full karışık yapacağız. Bundan hariç 3 round daha full karışık clinch. Adam vurdu sana. Evet, devam et. Kafanız buraya saklayacaksınız içeri. Siz şunu anlıyorsunuz, vücudunuzu açıyorsunuz. Yani adam koltuk altına giriyorsunuz. Vücut dik olacaksınız omuzdan. Buraya saklayacaksınız. Buradan devam edeceksiniz. Saklarken de alt tarafı görmeye çalışacaksınız. Evet, modelle devam edeceğiz. Olduğumuz yerde model çalışmayacağız. İleri doğru presli bir şekilde modelimizi uygulamak için birazdan göreceksiniz. İleri doğru giderek model çalışacaklar. İlk modeli ısınma modeli. Sol sağ direkt, sol tekme, sağ tekme. 1, 2, 3, 4. Aynen. Evet, sen 1, 2, 3, 4. Aynen bu. Anlaşıldı. Evet, hazır. Süre bende. Tay. Diğeri de geri gitmiyor. Bam, bam. Aferin. Evet.
Model çalışmaları bizim branşta önemlidir. Hem darbeye alışırsın, hem maç anında teknik taktik çalışmasıdır. Bu şekilde işte maç anında ileri girişler, geri çıkışlar ve alıştırma olarak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Düz, diz vur, yana aç sağ kolunu, yandan vur, çevir, bap, çek, bap, aynen böyle. Evet, Muay Thai'ye girmeyecek iki tane öğrencimiz var, onlara da kickbox modeli veriyoruz. Yana çıktın derken yumruk atacaksın, o da fent alacak. Haydi 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 haydi. Devam et, sil devam et. Yani bu işte olacak şeyler arkadaşlar. Maçta da sizden uzun, sizden kısa kişiler çıkabiliyor. Ona göre antrenman yapmanız lazım. İleri doğru gidenlerin modeli farklı, geri gidenin modeli farklı olacak. Ama gidenlerin iki modeli olacak. İkiniz gösterin. Birinci model sol sağ direkt, sol dirsek sağ diz. Bam bam, bam, diz. Dizi ister aşağıdan ister yandan atın. Evet. Giden arkadaş da sen sağ direğini uzatıyorsun, o geri giderek sol chip middle atacak. Evet. Evet. Şimdi sen ikinci modeli yapıyorsun. Aparkat kroşe yukarıdan dirsek. Bam bam yukarıdan diz. Ön diz. Evet. Az daha yavaş. Hayvan. Hazır. Üçüncü modelimiz. Yine aynı şekilde 2-2 gidiyorsunuz. Zaten 5-6 dakikaya tekabül ediyor. Tay. Buradaki klinçe girmeye giderken o arkadaş boks yapacak ama ezbere yapmayın. Adam soldan mı geliyor misal? Buradan sol klinçe gir, hop aparkat durmaya çalışın. Sağa gel, sağdan kroşe koyun. Yani klinçle gelirken görün yani. Ezbere teknikler atmayın. Sonuçta klinçe buradan geliyor, bu taraf açık. Pat aparkatı sok, anlaşıldı mı? Yani klinçe gelirken bir tane hasar bırak. Bu bir. Bu giden arkadaş da evet, sağ tip öne koy. Evet, sağ tip öne koy. Middle, hop, sol sarı sol kroşe, evet, low kick ya da middle kick, tamam. Buradan geri geriye giden arkadaş da boksa, şey, klinçe girene boks yapıyor. Modellerimiz bitti, şimdi antrenman sonu hareketlerimiz var. Middle atıyorsun, kalça basıyorsun ya, atıyor, hop, basıyor, zıpla bir kere. Aferin. Bırak. Sonra sen at. Hop, tuttu. Kalça bas. Kafadan tut. Zıpla. Evet. Çok böyle az da içe doğru açacaksın. Sonra basacaksın. Evet. Bir sağ ayak, sağ ayak, sol ayak, sol ayak. Anlaşıldı? Evet. Hazır. Süre ben de 5 dakika yapacağım. Time. Nedir bu? Oğlum lan. Estağfurullah, kaşınıyor bence de. Evet, bu nedir arkadaşlar? İşte tekmeyi tutturdunuz adama. Tekmeyi tutturduktan sonra teknik attırmamaya çalışıyorsunuz. Eğer başka bir hareket yapıyorsa da onu da önlem alıyorsunuz. Birçok branşta olduğu gibi biz... Birader şimdi şamarı yiyeceksin ama geç hadi. Şamarı yiyecek de kameralar var. Bol bol tekrar yapmanız lazım. Her hareketi milyonlarca kez, on binlerce kez tekrarlayacaksınız. Tutan, bastıran arkadaş 10 saniye sayıyor. Yap bakalım. Sesli say. 2-3. Bu başını 4, vermiyor. 6-7-8-9-10. Sonra diğeri. Anlaşıldı? Evet, hemen başlıyoruz. 5 dakikada bu. Tay. 2-3-4-5-7-8-9-10. Ne yapıyorsunuz siz? Aylagül, o boşanırken kafanı böyle geri doğru tutacaksın. Böyle ensenin böyle tutulmaz ki böyle. El ense yapmıyor. Bu el burada, buradan yukarıda bak, bükmeye çalışıyorum. Gördün mü? Yukarıda.
Biz nasıl büküyoruz Muay Thai'de kliç olarak? Tatlı bir sabah antrenman oldu. 2 saat sürdü. Isınmaya başladık. Isınmaya hayvan yürüyüşlerini ekledik. Daha sonra şartlı gölge boksu yaptık. Normal gölge boksu yaptık. Sonra clinch yaptık. Model yaptık. Daha sonra antrenman sonuna doğru da gördüğünüz gibi daha çok böyle branşa yönelik güç kuvvet çalışması, dayanıklılık çalışması diyebiliriz. Alıştırmalar verdik. Ve birazdan karın sırt çalışıp antrenmanı bitirecekler. Akşam antrenmanda görüşürüz. Sen dik tut hala, sen aynı şekilde. Evet. Günün ikinci antrenmanı için tekrardan sahadayız. Birazdan antrenman başlayacak. İki el ortada, sağ el. Evet. Evet. Koy, iki elini koy, sağ el. İki elin iç tarafta olacak, burada olacak iki elin. Evet, topa. Bunu yaparken de gövdeni aç kızım. Sabahın altısına kalktım, kendi bir antrenman yaptım. Yeni yeni antrenmanlara başladım. 8'de bu gençlerle antrenman yaptım, daha ayaktayım. Sabah erken kalkmayı çok seviyorum. Şu anda misal ne yapıyorsunuz ben merak ediyorum. Ne yaptığınızı bir yorumlara belirtsenize. Evet, 10 tane squat. On chin up. 10 mekik. Ayakları V yapıyorsunuz. V yap, ileri tam kapan, elleri tam aç. Evet, kapan ileri doğru. Ayağını üstüne. Barfix'e git, asıl. Karnına diş çek 10 tane. Umut doğru yapıyor, evet. Lunge'a git, elleri aç. Başa dön, bunu bir set daha yapacağız. Günün ikinci antrenmandayız. Sabahki ekibin yarısı burada, yarısı burada değil. Herkesi çağırmadım. Tabii gelemeyenler de var, onlar da işleri olduğu için ekmek parası kazanıyorlar. Hatta bir kısım burada, Umut olsun, Ufuk olsun. Bir yandan hem dövüşüyorlar, bir yandan da hayatlarını idame ettirmek için kickbox eğitimi veriyorlar PT olarak kendi salonlarımızda. Şu anda ısınma yapıyorlar. Çok güzel bir programım var. Metcon tarzı. Yani Metcon nedir? Metabolik kondisyon antrenmanı. Bu programı ben genelde dövüşçülerime uygularım. Bedeli tanımayan var mı? Oho, dur. Tabii bir tıraşını yüz saraya kameralara. Antrenman programı söylüyorum. 20 kalori airbag yapıyorsunuz, 20 box jump over, 20 tane mekik. 15 kalori airbag yapıyorsunuz, 20-20 yine bunu yapıyorsunuz, 10 kalori. Box jump over'u bir 5'er kez deneyin herkes. Haydi bakalım. Diğerleri de o sıra makineye gitsin, makineyi denesin. Diğerleri, buradaki ne ısıran sen gel Aygül, evet. Oraya gidin. Normalde 800 metre koşu, 20 box jump over, 20 mekik vardı. Sonra 400 koşu, 20-20, 200 koşu koşuydu. Dışarı hava çok soğuk olduğu için koşuya çıkartmadık. İçeride 400 metre koşunun karşısında olan 20 kalori olarak makinelere yer verdim. 20 kalori airbike, 30 kalori de row çektiriyorum. Sonra dinleneceğiz, nabız düşecek. Sonra bir de 3 setlik bölüm, 200 metrelik dışarıda koşu yaptıracağım yine. Hazır. Bana bak. Time başla. Devamlılık önemli. Gaza gelme. Evet. Acele et. Kaliteli yap. Birinci kısım, Metcon kısmı bitti. Yani 10 dakikalık bir çalışma. Birazdan şimdi 5 dakika dinlenecekler. Nabızlar düşecek. İkinci kısım 6 roundluk bir koşu kısmım var. Birazdan başlarım, vakit anlatacağım. 5 dakika dinleniyorlar. Arkadaşlar buradan aşağıda bu sarı engelli yürüme yeri var biliyorsunuz. Hey gel buraya.
Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. 3 dakika tutuyorum. 6 round yapacağız 3 dakikadan. Gittiniz, geldiniz 1 dakikada koştunuz değil mi? Hızını siz ayarlayın. Geri kalan 2 dakika içeri geçiyorsunuz, yürüyerek dinleniyorsunuz. İkinci 3 başlarken hemen tekrardan geliyorsunuz. İkinci turu mesela 2 dakikada koştunuz ya, 1 dakika dinlemeniz. İsterseniz çok yürüyerek gidin, 3 dakikada tamamı. 3 dakika içinde 200 metre gidip geldiğinizde geri kalan süre sizin dinlenme süreniz. İstediğiniz tempoda ama akıllı olun, 6 round yapacağız. Anlaşıldı mı? Tayyip. Başla, 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 başla. Şu anda 3 dakika başlattım arkadaşlar. Örnek veriyorum, gidip gelmeleri 200 metreye tekabül ediyor. 1 dakikada mı koştular? Geri kalan 2 dakika dinlenme süresi. 30 saniyede de gidip gelebilirler, onlara bağlı. Bundan 6 tane istiyorum, yani 6 round diyoruz biz. Arabaya dikkat et bence. Beni geç. Beni geç. Hayır. Beni geç. Hey Beder! Gel buraya! Buraya gel. 1 dakika 5 saniyede koştular. Geri kalan 2 dakika onların dinlenme süresi. Bu bitti mi tekrardan başa dönecek. Bundan 6 set yapacaklar. Hazır! Time! Bırakayım mı? Bırakın hocam, bırakın. Bu da bizim gizli metodumuz. Bedel'le beraber antrenman yapıyorlar. Özellikle İsrail çok korkuyor. Ama Bedel onları geçmiş gibi. Gel 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 buraya 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 gel gel. Gel gel gel. Gel beni geç, beni geç. Evet geç. Gidin salonda yürüyün. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar, 1 dakikada koştular. Güzel. 6 round'ı da 1 dakikada koşabiliyorlarsa iyi bir şey arkadaşlar. Sonuçta yayabildiklerini gösteriyorlar. Dikkatli ol. Evet, son set. Hazır, tay. Sizce kim ilk gelecek? Geçmiş olsun. Yürüyün, üstünüzü çıkardın, soğuma yapın, bitirin. Çift antrenman arkadaşlar biz bu şekilde yapıyoruz. Kimler nasıl çift antrenman yapıyor bilmiyorum. Özellikle de elit seviyedeki sporcularımla 2 gün çift, bir gün tek yapıyorum. Bir günde kesinlikle haftada off veriyorum, yani yaptırmıyorum. Tabii bu maç durumuna ve sporcunun durumuna göre değişir. Biz bugün dediğim gibi teknik taktik çalıştık sabah. Akşam da kondisyon antrenmanı yaptık. Normalde herkes biliyorum sabahları koşuyor. Ben özellikle sabah koşu koymadım ki yorgunluktan dolayı teknik taktik çalışmamız kötü geçmesin diye. Arkadaşlar herkes güç, kuvvet, ağırlık, kondisyon çalışması gereklidir. Eğer özellikle de dövüş sporları yapıyorsanız şöyle bir terim var. Yorgunluk arkadaşlar tekniği bozar. Yani biz bu idmanı sabah yapsaydık, dinlenemeden de akşam gelselerdi, sabahki çalıştığımız model idmanlarında teknikleri bozuk olurdu, algıları zayıf olurdu. O yüzden biz sabaha teknik taktik idmanını aldık, akşama da kondisyon idmanını aldık. Siz nasıl çift antrenman yapıyorsunuz ya da haftada kaç gün çift idman, kaç gün tek idman yapıyorsunuz, bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Antrenman programını detaylı bir şekilde açıklamalara yazacağım. Antrenman programıyla ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa bana sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.